Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hemen bir kısa video yapmak istiyorum size. Bugünlerde bakalım, özellikle sevgili eril arkadaşların neyi düşünüyorlar da onlara hizmet etmiyor, neyi düşünmeleri gerekiyor, neyi düşünmemeleri gerekiyor. Düşünüyorlar da kendilerine hizmet etmiyor ama asıl düşünmesi gereken konu nedir? Neden uzaklar, düşünmüyorlarsa neden düşünmüyorlar? Peki, önlerindeki sebepleri nedir? Hemen gelsin bakalım. Evet, şimdi sevgili eril arkadaşlar, şu an an itibariyle bu videoya denk geldiğinizde çok özür dilerim. Bakalım size neyi düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar? Neyi düşünmemeniz gerekiyor? Öncelikle neyi düşünüyorsunuz? Somut planda bir başlangıç. Bu doğru bir düşünce, çok güzel. Peki neyi düşünmemeniz gerekiyor? Oturup beklemeyi. Peki o zaman şöyle yapayım. Şurayı sağlayayım, başlangıcı. Oturup beklemeyi de buraya alayım. Demek ki siz somutta başlangıç yapmak istiyorsunuz. Bunun için Allah'a belki duadasınız. Tılsıması geldi. Zaten size vaat edilmiş. Hani ilahi size elde, zaten bakın avucunun içinde, haktan size zaten başlangıç ve bunu da dünya planında somutta ilahiden buna izin olduğu veriliyor. Peki. Demek ki bu düşünceniz doğru, çok güzel. Hak tarafından onaylanıyor. Okey, güzel, bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Yepyeni bir başlangıç bu. Bu şu demek değil ama tabii. Geçmişten sevdiğiniz biriyle yapmak istiyorsanız o da okey. Yeni biriyle yapmak istiyor musunuz? Ona başka bakacağız. O ayrı bir konu. O herkese göre değişeceği için kolektif ve bireysel bakım gerektirir. Peki o zaman demek ki düşünmemeniz gereken de neymiş sevgili arkadaşlar? Oturup beklememeniz gerekiyor. Kupa dörtlü. Yani burada bir şey bekliyorsunuz. Her neyi bekliyorsanız kişiye göre değişir. Dolayısıyla onu beklememeniz gerekiyor. Ve bu konu kupa olduğu için aşkla ilgili. Peki. Başka neyi yanlış düşünüyor eriller? Başlangıç yapmak için kendini bekletmek. Bakın, bekletmek ve bekletmek hiçbir zaman onaylanmaz. Ve bu hiçbir zaman kişiye hizmet de etmez arkadaşlar. Kupa, tılsım şövalyesi. Tılsım şövalyesi hareket etmeyi hep isteyen ama hep durduğu yerde duran böyle bir adamdır. Ve hiç yani atı harekete geçirmez. Ama somutta başlangıç yapmak ister mi? Bakın elinde tılsım var zaten. Burada da tılsıması var. Evet, somutta bir başlangıç yapmak istiyor. Okey, güzel, sağlam, köklü olmasını istediği de bir başlangıç yapmak istiyor. Çok güzel, bu okey, doğru. Fakat yapıp yapmamak için burada oturup beklemişsiniz. Yapayım mı yapmayayım mı? Yapayım mı yapmayayım? Bu doğru değil. Peki. Başka ne düşünüyor ve bu ona hizmet ediyor? Bu doğru. Bir de ona tekrar bir kart çekelim. Sıfırdan yeniden yepyeni bir başlangıç. Bakar mısınız? Bu kadar birbirini tamamlayan kartlar gelebilir. Bu kadar güzel. Çok güzel geldi. Tılsım ası ve joker. Tamamen somut planda. Yeniden yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir hayat, yeni bir yaşam, köklü bir yaşam kurmak. Peki, çok güzel. Buna devam edin. Bu güzel. Peki, bir şey daha soracağım. Yeniden sıfırdan bir başlangıç. Okey, onaylanıyor. Durup bekleyip yapayım mı, yapmayayım? Peki, yapayım, yapmayayım dediği konunuz nedir sizin burada acaba? Kupa dokuzluğuyla değnek olmuşu geldi. Şimdi arkadaşlar, değnek olmuşu biliyorsunuz size sınav getiren bir karttır. Yani onu verir. Allah esirgesin. Bunun anlamı şu. Siz diyorsunuz ki bir dakika, bu da çıkmış, bunu da alayım. Ha, zihninizde siz kendi kendinize bir konuyu, zaten bu kart da verdi bana. Kupa dörtlü de verdi onu ama emin olmak istedim. Şimdi siz kupa dörtlü der ki hani bu kişi burada oturuyor, çok aşık. Aşk için hiçbir şey yapmıyor. Kendisine ilahi tarafından, somut planda ve ilahi planda artık kafasında neyi düşünüyorsa, çünkü somutta bir resmi başlangıç yapmak istiyor. Açık net başlangıç yapmak istiyor. Fakat bunu yapıp yapmak mı istiyor? Yapıp yapmamayı isteyip istemediğini düşüncesinde, zihninde çok
oturup kaldırıyor yani. Düşünüyor, düşünüyor, vazgeçiyor, düşünüyor, vazgeçiyor, düşünüyor tekrar. Fakat bu durum kendisine hizmet ediyor mu? Hayır. Kendisine yapmak istediği eylem ve hareketten kendisinin istediği bu somut plandaki sıfırdan yeni bu güzel köklü başlangıcı, sağlam başlangıcı engelleyen düşüncesiymiş. Tamamen hem zihinde kendisi burada düşünüyor, yapmıyor, burada düşünüyor, yapmıyor. Kupa aşkla ilgili birçok hayalleri var. 9 kupa dizilidir burada arkadaşlar. Tamamlanmadı zaten 10'dur. Yani aşkla akla gelebilecek her türlü güzel hayali kurmuş. Bunları da bu aşka dair de yaşamak da istiyor. Fakat değnek onluğuyla da diyor ki bunu yapamayabilirim. Yani bunu başarmayacağımdan emin değilim dediğiniz noktada sistem size diyor ki sırf bunu düşündüğün için hem zihinde düşündüğün için hem de çevre etkileri olduğu için işte burada sen bu çatışmaları yaşıyorsunuz. Bakar mısınız iki tane gereksiz insanlarla gereksiz çatışmalar, gereksiz konular araya giriyor. Niye? Çünkü siz kendi kendinizin önünde durduğunuz için sistem de bunu onaylamadığı için yapmak istediğinizi hem yapmak isteyip hem yapmadığınız için kendi kendinizin önünde duruyorsunuz arkadaşlar. Bu da düşünceyle kaynaklı. Yani bir şey düşünüyorsunuz. Fakat bu sizi eylem ve hareket yapmak istiyorsunuz. Aşka dair somut planda bu da sizi geri tutuyor. Sistem de size diyor ki İşte tam da bunu düşündüğün için üçüncü kişiler araya giriyor. Çevre etkileri, o senin sürekli tartıştığın ya da işte görmek istemediği insanları hayatına giriyor. Çünkü niye imtihan devam eder arkadaşlar? Allah esirgesin, imtihan vermesin ama bakın sürekli sınanırsınız. Neden? Çünkü her kim olursanız olun 7'den 70'e dahi bu böyledir. Kişi bir şey yapmak istediğinde onu yapmalıdır. Burada kendi kendinin önünde durup o işin pazarlığına düşmemesi gerekiyor. Veya her kimle neyi yapmak istiyorsa o işin pazarlığında olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Hani ben burada oturup duruyorum. Aşkla ilgili de düşünüyorum. Kara karaları da bağladım. Çok da mutsuz ve üzgünüm. Elim kolumu da bağladım. Hiçbir şey de yapmak istemiyorum. Bakar mısınız? Eril aşka dair bütün hayallerini kurmuş. Kupa dörtlü. Hiçbir şey yapmıyor. Kupa 9'da da her şeyi kurmuş. Bakar mısınız? İki tane kart elini kolunu kendi kendine kendisini bağlayıp oturduğu iki tane karttı. Arkasından ne geliyor? Değnek olmuş. Ne oluyor? Burada gereksiz yükleri alıyor, taşımak zorunda kalıyor. Ya da olmayan gereksiz yükleri alıp taşıyacağını zannediyor. Neden? Çünkü bu kartta şu vardır arkadaşlar. Bu şato geleceği yani buradaki somut planda gidip kurmak istediği hayatı ve bunu Allah'tan dua ediyor, Yüce Allah'tan da istiyor sevdiğiyle yapmak. Sıfırdan yeniden köprü sağlam başlangıç yapmak istiyor. Buraya da sağlam adımla gitmek istiyor. Okey güzel. Fakat işte sırf bunu düşünüp bu işin pazarlığına düştüğü için de burada zihinde bir çatışma yaşıyor. Bunu şimdi soracağım neyin çatışması diye. Ve böylece çevre enerjileri yani hayatında çıkarması gereken hala üçüncü onu sömüren, ona belki olumsuz konuşan, onun canını yakan, sürekli ona laf söyleyen, başının etini kemiren, sürekli birileri çevresinde öyle yap böyle yap, bak öyle davranırsan yanlış olur, bak böyle düşünüyorsun yanlış, bak öyle yapma, o kişi senin için doğru değildir, gitme o kişiye, barışma o kişiye, o kişi sana uygun değildir. Siz eğer kendi düşündüğünüzün dışında davranırsanız ve hele hele merkezinizde kendinizi tutmayıp başka üçüncü kişileri her kim olursa olsun sizin için bakın arkadaşlar bu bir anne babanız dahi olsa bir arkadaşınız da olsa diyeceksiniz ki 30-40 yıllık arkadaşımla da konuşup danışmayacak mıyım? Tekamülünüzün yolunda hangi yolculukta olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Burada biraz daha geniş bakmak gerekiyor. Daha bir ruhsal, daha bir manada bakmak gerekiyor. Size başlangıcı verecek mutlu olduğunuz, mutlu olacağınız şeyi size arkadaşınız vermez arkadaşlar. Anne babanız da vermez. Bir tek Allah verir. O yüzden kendi kendinizin önünde durmayın. Her kim olursa olsun, kimi ne kadar seviyorsanız sevin. Sizin için ne kadar önemli olursa olsun, hayatınızda ne kadar değerli olursa olsun, Allah'ın sizi yönlendirdiği kişiler, kim ise kişi, direkt vesile etmiştir. Bu mesela birlikte yol aldınız, inandınız, çok sevdiğiniz, takip ettiğiniz, bireysel rehberlikler aldığınız bir danışmanınız olabilir.
astrolog, tarolog olabilir. Bir medyumluk özelliği olan biri olabilir. Bir yaşam koçu olabilir. Bir psikolog, psikiyatr olabilir. Hiç fark etmez. Hayatınızda profesyonel olarak sizi gerçekten tarafsızca doğru yönlendiren rehberleriniz dışındaki onları Allah vesile eder zaten. Dolayısıyla o kişilere de inanın, aldığınız rehberliklere de inanın. Rehberliği alıp inanmamak da Musa'nın tersi bir enerjide durmak demektir. Alıp inatla o enerjide duruyorsunuz. Alıp inatla o enerjide duruyorsunuz. Sistem size bedelini böyle ödetiyor arkadaşlar. Çünkü kendi alma verme denge yasanızı bozuyorsunuz. Her kimle ilişkideyseniz, ister üçüncü kişiler olsun, isterseniz sevdiğiniz, aşık olduğunuz insan olsun, ister anne babanız, evladınız olsun, sınanırsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü doğru bir düşüncede, fikirde, tutumda, davranışta, duruşta durmadığınız için, kendinizi inkar ettiğiniz için, bu sadece ille de aşk konusu olması gerekmiyor. Hangi konuyla ilgili bir düşünce, bir şey düşünüyorsunuz, onu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Birini seviyorsunuz, ona gidip kalbinizi açmak istiyorsunuz. Ailenizle birlikte belki anne babayla oturuyorsunuz, gidip ev değiştirmek, yeni bir yaşam kurmak istiyorsunuz, tamamen sıfırdan yeni bir hayata başlamak istiyor. İşte kendiniz bu istek ve hayallerinizi gerçekleştirmeyip kendi kendinizi de pazarlığınıza düşürdüğünüz zaman değnek onluğu yaşarsınız arkadaşlar. Yani kadın erkek hiç fark etmiyor. Üçüncü kişi ilahi, eril ilahi dişil hiç fark etmez. Herkes Allah'ın kuludur. Deniliyor ki Allah'ın nazarında hepiniz eşit bakılıyor. Özgür iradeyle yaratıldınız. Herkes kendi istediğine ne istiyorsa o veriliyor. Kimisi kimle sınav ediliyorsa ona bakmalı. Demek ki sen o kişiyi sevmiyorsun. Sana sınav yaşat işte. Sana hayatında bu sınavları kim yaşatıyor? Ya da bu gereksiz sınavı sen mi kendine yaşatıyorsun? Bunları düşüncede kişi kendi de bu 10 tane değneği düşünüyor olabilir arkadaşlar. Şimdi değnekler de uçları yeşil yeşil yapraklıdır bakın. Yani deniliyor ki sen o kadar çok yük alacağım dediğin yerde bak varış çizgisine varıyorsun. Kuracağın hayat, geleceğin bakın burada nedir? Koca bir malikane ev vardır. Hem de sapasağlam kale gibi bir ev gözüküyor. Hani sen öyle ki doğru yolda ilerliyorsun fakat düşünsel olarak doğru değilse. Varacağın yere, hayaline varmak istediğin, kurmak istediğin hayal bakın burada bu hayalidir. Burada somut plandaki bu ev, bu kale gibi sapasağlam yapı evidir, hayalidir. Yani kurmak istediği geleceğini anlatır. Fakat düşünceyle bir sürü sorun yaşayacağını düşünüyor. Sorun yokken ortada sorun yaratıp sorunu düşünüyor. Ne yapıyor? Bunun da bağımlısı, kölesi oluyor. Sonra da onu gerçek zannediyor. Niye? Düşüne 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 onun varlığını gerçek kılıyor. O enerjide de sistem tutuyor o zaman. Kendi alma verme dengesini bozuyor. Doğru bir noktada durmayınca kişi dediğim gibi bakın bu 7'den 70'e böyledir arkadaşlar. Hangi hayati konuda, hangi alanda, hangi ev konunuz olursa yaşama dair her türlü konuyu anlatıyorum. Kişi düşüncesinde düşündüğü düşüncelerini yani demek istiyor ki sen bir gelecek kurmak istiyorsun doğru yoldasın. Bu düşüncen de doğru. Fakat düşünceye varma yolunda seni alıkoyan, sorun yaşayacağım dediğin noktada sorun yaşıyorum dediğin anda sorun yaratıyorsun. Halbuki sorun yaratıyorum dediğin yerde bakın değnekler yeşil yapraklıdır. Ve değnek de hareket ve eylemselliği gösterir ve erillere aittir. İşte sen hem hayat kurmak istiyorum deyip eğer hem de burada hayatını kurmaktan kendini geri alıp koyarsan o zaman sistemde üçüncü kişilerle sizi tekrar imtihan eder arkadaşlar ve bu bitmez. O üçüncü kişi der başka üçüncü kişidir. O üçüncü kişiye bir maske giydirilir. Sizi sosyal medyadan iletişime geçersiniz. Aa yeni hayat yaşamak kurmak istiyorum. Bak hayatımın yeni insanını buldum tamam deyip balıklama atladığınız zaman o bir bakarsınız ki size bütün bu canınızı acıtan olayları yaşatan üçüncü kişiye kılıf giydirilmiştir. Karşınıza yepyeni bir insan olarak yazıştığınız, sosyal medyadan yeni tanıştığınız, konuştuğunuz zannettiğiniz kişi tekrar çevre eski sizi sınav eden o eski enerjilere maske giydirilerek tekrar sistem size zar atar arkadaşlar. Neden? Çünkü siz kendinize ve sevdiğinize, siz kendinize ve hayalinize, istek ve dilek ve niyetlerinize önünde durup yapmanız gereken nedir? Mutlu olmak, kahkaha atmak, neşeli olmak, hayatı keyifli yaşamak, hayatın renklerini yaşamak.
Hayattan keyif almak. Siz bunu yapmazsınız. Bunun önünde durursanız kendi kendinizin önünde duruyorsunuz. Sistem de size bunu aynalattıracak. Üçüncü kişi ve sizi sömüren enerjilerle o kişi enerjileri, negatif enerjiler hayatınıza sokar. Şimdi dolayısıyla burada siz neyi düşünüyorsunuz? Kimler de kafanızda bunu zihinde bile düşünüyor olabilirsiniz bakın. Çok büyük bir illüzyondur bu. Kişi sevdiğine gitmek istiyordur. Sırf onda biri olduğunu düşünme düşüncesiyle gidersem acaba orada ben üçüncü kişilerle kendi tarafımda yaşadığım karmaya benzer karmik durumlar yaşayabilir miyim? Yani üçüncü kişiler olabilir mi? Tuzağa düşürebilir miyim? Orada da savaşacağım insanlar olabilir mi? Zaten burada savaştım, yoruldum. Bir de gidip onun sevdiğimin çevresinde birileri var mı? Hani o beni sever, ister, kabul eder belki ama ya çevresindekiler, ailesi, büyüğü, sözünü dinlediği, hayatında önemli noktada olan. Çünkü kendisini yaşıyorsa hayatında kendine ait kişi kendini kabul etmediği noktada sürekli çevredeki üçüncü kişi enerjileri arkadaşlar. Daima ve daima ilk öncelikle Allah Celle Celaluhu gelir. Siz Allah'la haşa Allah Celle Celaluhu ile konuşuyor iseniz siz ve Allah kendiniz ve Allah'ın arasına hiç kimseye hiçbir şeyi sokmayın. Orada Allah Celle Celaluhu ise diyor ki tabakta elimle sunuyorum sana zaten. Yani ben veriyorum sana tabakta veriliyor. O kadar körsün ve görmüyorsun işte. O kadar gözünün önünde ve görmüyorsun. O kadar inanman gerekene inanmıyorsun. O kadar inanmaman gerekene inanıyorsun. Düşünmemen gerekeni düşünüyorsun. Zaten onu hep düşündüğün için seni alıkoyuyor. Ne olabilir? Bunu soracağız. Bir şeyi çok düşünmüşsünüz. Çok kafaya takmışsınız. Zihinde hem çatışıyorsunuz hem de sistem sizi çevrenizdekilerle size bunu aynalattırıyor. Yani bu kişilerle tartışıyorsun, sistem size diyor ki bu kişileri bırak artık. Bu kişilerin laflarına bakma, sözlerine bakma, kapat o defteri, onları hayatından çıkar, geriye bakma. Sen gelecekte yeni kuracağın işte tılsım asıcı jokerle yeni hayatına odaklan. Sen neden kendine aşık olduğun insanla kurduğun hayallerden geri tutuyorsun. Oturup burada bakın kupa yine ilahi elde. İlahi elde sonuçta başlangıç verir ilahi el. Aşkı tabakta kendisine sunmuş. Gözün önünde görmüyor. Önünde üç kupayı düşünüyor. Halbuki sistem de diyor ki bu üç kupayı düşünme. Benim sana uzattığım kupaya bak. Yani dünyasal üçüncü kişileri yalani aşk hikayelerine inanma. Onlar üçüncü kişidir. Onlara da ben kupa vermedim. Benim sana verdiğim ilahi Allah sevgisi, gerçek karşılıklı aşkla sunduğum kupa bu kupa. Benim elle sana sundum ve somutta başlangıç yapacağım. Bakar mısın ne muazzam iki kart üst üste geldi. Bunca okuma yapıyorum. İlk defa bu iki kart böyle denk geldi ve şu an böyle okuyorum. İlahi el somutta başlangıcı veriyor. İlahi el somutta verdiğim aşkı gör diyor. Aşkı biliyorsun. İliklerine kadar yaşıyorsun. Tamamlanmaya bir adım kalmış. Kolunu bağlayıp oturuyorsun. Ondan sonra bir şey yapamam. Gideyim mi gitmeyeyim. Eğer bu yola çıkarsam sorun yaşar mıyım? Hani bu şuna benziyor. Karanlığa yürüyorum da işte karanlık mı aydınlık mı? Ben karanlık görüyorum. Sistemde diyor ki o senin karanlığın. Sen karanlık düşündüğün için görüyorsun. Orada karanlık yok. Hani kendi kafasında, zihninde kimlerle? Belki bu insanlar yok. Onlarla kendi kafasında yaratmış olacağını yeni bu sıfır başlangıcın önünde insanlar durabilir, başlamayabilir, savaş olabilir. Sistemde diyor ki hani zaten o insanlar yokken sen yarattığın için sen düşünüyorsun. Hayatına da bu insanlar somutta sokulur. Çünkü sen onu düşünüyorsun. Onu istiyorsan sana sistem onu veriyor. Alma verme dengesi çünkü. Özgür iradeyle yaratılan kul neyi isterse o kendisine verilir. Ve aynı zamanda da kimileriniz için de somut planda bunu anlayabilmen için üçüncü kişilerle bu şekilde hemhal oluyorsun olumsuz anlamda. İşte neden bunlar bir türlü hayatından çıkmıyor ve neden sürekli birilerine karşı bir konuşmalar, bir dedikodular, bir laf dinlemeler, neden diyor sevdiğin ve kendin inandığının uğrunda bu kadar bu denli inanmıyorsun, bunun çabasına, emeğine girmiyorsun da burada bir değer, bir emek, bir çaba, bir kıymet vermiyorsun, bir tam inanca gelmiyorsun da çevrede seni sömüren enerjiler sürekli seni sınav ettirdiğim o üçüncü kişilere neden bu kadar inanıyorsun? İşte sen o kadar inandığın için o inandığın şey veriliyor sana. Onun için onlar fiziki planda da hayatına sokuluyor ve sen bunu yaşıyorsun, yaşatılıyor sana. Çağıran sensin.
Çünkü hala seni üzen bu değnek onluğuyla bakar mısınız buna? Adım atayım. Ben aşığım. Çok seviyorum. Hayatı, bütün aşkla ilgili planlarımı da yaptım. Bu da balayı düşünmüş, evi düşünmüş, hangi evde oturulacağını düşünmüş, nerede yaşanacağını düşünmüş, tatil yapmayı düşünmüş. Yani aşka, sevgiye dair, sevdiğine dair bütün güzel hayalleri kurmuş. Bir tek sevdiği yok. Çünkü sevdiğine vardığı zaman da kupa onun olacak zaten. Bu da kupa dokuzlu. Fakat sistem de diyor ki elini kolunu bağlayarak böyle duramazsın. Böyle oturup hani haşa hak katı bana çalışsın, ilahi sistem çalışsın, sevdiğim çalışsın, gelsin bana aşkı sunsun, yoksa ben bir şey yapmam, mızmız çocuk gibi bakar mısınız? Çocuk ergen edasındasınız. Yani şimdi bunu, bu kadar 9 kupayı dizmiş bir adamın bu kadar ergen edasında olması doğru değil. Yani burada bir ilahi eril var, bir ermiş konumuna gelmiş, kolunu bağlıyor. Burada da ergen olarak kolunu bağlıyor. Yani birbirinizle tezatsınız. Bu da sizsiniz, bu da sizsiniz. Aynı adam iki halde. Sistem de size diyor ki bu da doğru değil, bu da doğru değil. Ama bu aşk için sen bir çabaya girmek, somutta başlangıç istiyorsun. Bunun için Allah'a da dua ediyorsun. Allah da bu aşkı somut başlangıçta yeni bir yaşam veya hani sevdiğine gideceksin. Evet. Yeni bir yaşam kuracaksın. Evet. Yeni bir iş kuracaksın. Evet. İş değiştireceksin. Evet. İşe girecek misin? Evet. Para kazanacak mısın? Evet. Yani bütün sorularına evet deniliyor. Bu iki kart bütün sorularınızın cevabını olumlu anlamda, yalnız arkadaşlar. Bunlar olumsuz kartlar değil. Yani burada bir şey, haşa bir şey. 15 numara yok yani. Burada joker ve tılsım var. Somut planda Allah'ın izniyle verilmiş bir gelecek, bir kader başlangıcı var. Sıfırdan yeniden başlayacak. Şimdi işte dolayısıyla size deniliyor ki o hani ilk sahın gamhat enerjisiyle gittiği ve bunca döngüyü o yüzden yaşadığını zannederken, halbuki kadersel sevdiğiyle tanıştırıldıktan sonra dönüp de yeni bir yaşamı kiminle kurmak istiyorsa, kimi seviyorsa, kaderindeki kişi, yani ne deniliyor bu kupa dörtlü tılsım onu, Allah'ın izniyle kader yazılmış olan eşle, kader eşiyle, ruh eşiyle, ruh ikiziyle bu başlangıç verilmiştir ve bu Allah'ın onayı vardır. Bakın, buna Allah'ın izni ve onayı var demektir. Yani Allah Celle Celaluhu tarafından sizin kimi seviyorsunuz, kime aşıksınız, kimle bir hayat, bir gelecek kurmak istiyorsunuz. Çünkü burada aşka dair somut planda bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Aşka dair bütün hayalleri kurmuşsunuz. Sıfırdan yeni köklü bir yaşam kurmak istiyorsunuz o sevdiğinizle. Fakat adım atayım mı, atmayayım mı? İşte gidersem birileriyle çatışır mıyım, savaşır mıyım? Beni ne gibi sorunlar bekliyor? Sistemde diyor ki sorun beklediğin yerde, çatışma yaşadığın dediğin yerde değnekler yeşermiş. Yani orada sen öyle düşünüyorsun, orada öyle bir şey yaşanmayacak demek oluyor. Senin olumsuz düşündüğün yerde aslında tam tersi deniliyor. Sen bunu zihinde, düşüncede yaşıyorsun. Bu iki kart hem fiziksel sorun yaşayacağını zannettiği yerde sistem diyor ki değneklerin yeşermiş, geleceğin önünde doğru yolda ilerliyorsun. Fakat değnekleri yüzünün önünden bir kenara çek, hani koluna al, sırtına al, yan tarafa al, geleceğini net gör. Sen sürekli tartışır mıyım orayla, işte acaba bu çaba emeğe gireceğim de ben de değer görür müyüm, yoksa ben bir savaşta orada veririm. Arkadaşlar, karma hayatınızla ilahi aşkı, Allah'ın yazdığı kaderle karıştırmak gerçekten Musa'nın tersi bir duruşta durmaktır. Bu doğru değildir. Bu da zaten bugüne kadar böyle düşündüğünüz için size mutlak suretle hizmet etmemişti. İster iş ortaklık, ister ebeveyn, ister anne baba, ister evlat, ister bir arkadaş, ister komşu, isterseniz sevdiğiniz biri, ister boşandığınız, boşanacağınız, boşanmak üzere olduğunuz veya boşayacağınız ya da boşanmış olduğunuz eski eş, partnerler, sevdikleriniz, kim olursa olsun, kim için siz olmayanı oluyormuş gibi ya da olacakmış gibi ya da yaşayacakmış gibi düşünürseniz, kesinlikle sistem bunu kabul etmez. Bunun bedelini ödeyerek öğrenirsiniz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Gideyim mi, gitmeyeyim dediğin yerde, durduğun yerde üçüncü kişileri hayatınıza sokar sistem.